Hayırlı günler değerli izleyenler. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinde aklını kullanan, düşünen, dünyada var olan nimetler ve yeryüzündeki hareket üzerinde kafa yoran insanların yapmış olduğu duaları bizlere bildirir. Onlardan bir tanesine beraberce bakmış olalım. Ali İmran suresinin 193. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbena İnnenâ semi'nâ münâdiyen yünâdî lil-îmâni en âminû bi rabbikum fe âmennâ. Rabbena fâgfir lenâ zunûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ ma'al ebrâr. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimenin ilk kısmında var olan teslimiyete vurgu yapılıyor. Yani dua ederken, duaya başladığımızda Cenab-ı Allah'ı kutsamak, ona olan imanımızı hatırlatmanın bir anlamda bize öğretildiğini görüyoruz. Ve duanın başında aklını kullanan insanların, akıl sahibi olan insanların davete icabet eden insanlar olduğunu, peygambere inanan, iman eden insanlar olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Gelen vahye inanmak, peygambere uymak, tabi olmak, insan olmanın en önemli ayrıcalığı bir akla sahip olmak ve vahye muhatap olmaktır. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bu iki nimeti birleştirmek, akılla vahyi kabul edip ona iman etmek hiç şüphesiz ki başlı başına bir değer ve cevherdir. İşte ayeti kerimenin başında imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik vurgusu oldukça önemlidir. Rabbim sahip olduğumuz imanlarımızı daim eylesin. Ve ayetin ikinci kısmında yapılan, öğretilen dua ifadeleri var. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil. Bazı müfessirlerimiz günahlarımızı bağışla kısmıyla büyük günahlara, kötülüklerimizi sil kısmıyla da küçük günahlara işaret edildiğini söylerler. Büyük veya küçük hiç fark etmez. Aslında günaha dair böyle bir ayrım doğru değildir. Asıl olan yanlışı ve hatayı kime karşı yaptığımızdır. Biz Cenab-ı Allah'ın bir emrini yerine getirmediğimizde veya bize yasak olarak gösterdiği bir eyleme koşup onu yaptığımızda zihnimizde hep şu bulunmalıdır. Ben bu yanlışı ve hatayı kime karşı yapıyorum? Kimin emrini çiğniyorum? Kimin isteğini yerine getirmiyorum? Bu düşünce olursa Cenab-ı Allah'a karşı yapılan bütün yanlışların aslında yapılmaması gereken eylemler olduğunu anlamış oluruz. Günahlarımızı bağışla dışında ifade edilen kötülüklerimizi sil cümlesinin insanlara karşı mahcubiyetten bizi koru olarak da anlaşılabileceği söylenir. Hani bazen yapmış olduğumuz dualarımızda kusurlarımızı setreyle deriz. Yani gizle, ört. Zira insanlar İnsanoğlunun yaptığı hataya karşı Cenab-ı Allah kadar merhametli olamayacaktır. Sadece kendimize karşı yapılan yanlışları düşünmeyin. Bir insanı hata ve yanlış içerisinde gördüğümüzde ondan hızlı bir şekilde uzaklaşabilir ve onu sahipsiz, kendi başına bırakabiliriz. Onca hatasına, yanlışına ve kusuruna rağmen insanı sahipsiz bırakmayan tek varlık vardır. O da Yüce Rabbimiz Cenab-ı Allah'tır. İşte ayet-i kerimede ikinci kısmında kusurların setredilmesi, kötülüklerin gizlenmesine yönelik bir talebin olduğu ifade edilir. Ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Değerli kardeşlerim, farklı bölümlerde de ifade ettik. İman bir cevher ama bunu son nefese kadar koruyabilmek, imanla can verebilmek de başlı başına bir değerdir.
Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim son sözünde kelime-i şehadet getirebilir, la ilahe illallah derse o cennete gider. İşte bu iyilerin ölümüdür. Kelime-i şehadet getirerek ölebilmek, imanı, tevhidi haykırarak emaneti teslim edebilmek ve duanın sonunda bize o öğretiliyor ki, sıkça bunu Rabbimizden talep edelim ve akıbetimiz de iman üzere olsun. Kelime-i şehadet getirerek can verebilmek temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.